bir moda ikonu olarak karşınıza geçtim. Ben hiçbir şekilde acımam, çat 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 her şeyi söylerim. Ben o kadar beyaz giysem beni öldü diye götürür gömerler. Bir daha dünyaya geleceksek eğer, eminim ki ünlü bir modacı olarak geleceğim. Bayıldım Beste, sana böyle devam et. Herkese merhaba, ben Melisa 2S ile bugün çok iyiyim, çok pozitifim, güzel güzel enerjileri vermek için sizlere karşınızdayım. Sizler de iyisinizdir umarım. Bugün ne yapacak bu cadı? En sevdiğim ve konuşmaktan çok keyif aldığım bir konuyu tartışacak. Hangisini? Modayı. Hadi başlayalım. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim, bir daha dünyaya geleceksek eğer, eminim ki ünlü bir modacı olarak geleceğim. Bu sözümü asla unutmayın. Ama gerçekten öyle. Öncelikle ilk olarak Kanal D'nin yeni dizisi, yeni göz bebeği Kraliçe ile başlıyor. Şimdi biz çok kombin gördük. İyi kıyafeti taşıyan gördük, taşıyamayan gördük. Kötü kombin gördük. Ama ben Burcu Özberk'in kıyafetleri bu kadar güzel taşımasını daha önce görmedim. Beyaz kombini. Eminim sizin de dikkatinizi çekmiştir. O beyaz blazer'ı, o beyaz pantolonu, o kemeri ve özellikle üzerine tekrardan aynı tonda giydiği beyaz kabanı. Ben o kadar beyaz giysem beni öldü diye götürür gömerler. Bu kadında nasıl alımlı, nasıl kendine oturmuş bir kıyafet. Bayıldım. Ama en çok da basın toplantısında giydiği gömlek elbisesine bayıldım. O sadeliği, o gold küpe detayları bir uyum içerisindeydi. Yani o dengelenmesi, asla kötü bir yorumum yok. Tek kelimeyle efsaneydi. Olsa biliyorsunuz ben hiçbir şekilde acımam, çat 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 her şeyi söylerim. Ama bunda diyecek bir kelime yok. Zaten bildiğim şeyler hepsi. Tebrik ediyorum. Şimdi Deniz böyle güzel güzel kombinler yaparken Ateş'in sürekli siyah giyiniyor olması, yani tamam yakışıklısın, uzun boylusun, ne giysen yakışıyor ama hep siyah giyiyorsun. Biraz daha böyle açık renkler giyersen tam olarak oturacak Ateş'ciğim. Şimdi Kraliçe'nin diğer bölümlerinde daha fazla kombinler karşımıza çıkacak ve onları daha da yorumlayacağım, merak etmeyin. Şimdi diğer yeni dizilerimizden Veda Mektubu'na geçiyorum. Şimdi ben Ayla Onur'un kıyafet tarzını Veda Mektubu'nu yorumladığım videoda söyledim sizlere. Ayla Onur'un tarzını ben seviyorum. Biraz free bir tarzım var. Keşke hepimiz senin gibi olabilsek. Estağfurullah. Biraz Aslı'nın davette giydiği yeşil elbiseye geleceğim. Aslı zaten su gibi bir kız. Böyle buğday teni, o güzel yüzüyle o yeşil elbise onun tam olarak giyebileceği bir elbiseydi. O yüzden ben ona da bayıldım. Ama benim en sevdiğim ve en böyle sade, güzel bulduğum Beste. O siyah, güzel böyle oturmuş elbisesi tam olarak bir abla. Duru, sakin ve güzel. Bayıldım Beste, sana böyle devam et. Şimdi gelelim Yargı'ya ve Ceylin'in blazer ceketlerine. Ama önce şu an Derya Savcı'yı konuşmak istiyorum. Derya Savcı tam oturaklı, böyle giyimine, kuşamına gayet dikkat eden bir kadın. Ve giydiği her şey sade de olsa onu böyle bir çekici yapıyor. Özellikle bebe mavisi blazer'ın üzerine giydiği kahverengi kabanıyla renk uyumu enfesti. Bayıldım, bayıldım. Giydiği gelinlik su gibiydi. Böyle yani o kadar güzel oldu ki benim bile evlenesim geldi. 40 yıl sonra falan. Ama yani giymek çok nasip olacak mı bilmiyorum. Bence olmayacak. Şimdi Ceylin eminim benim videolarımı izledi. Çünkü o gitti renkli renkli blazerlar çıktı. Daha böyle koyu, daha siyahımsı blazerlar giymeye başladı. Ceylin işte sen tam olarak busun. O renkli blazerlarını bırak, daha böyle kendine uyumlu blazerlar giymeye devam et. Ben seni tutuyorum. Şimdi tabii ki hep kadınlar konuşulmayacak. Ilgalcığım seni de konuşacağım. Senin
yani Ceylin'in blazerına göre, giydiği kıyafetlere göre, taktığın kravat uyumuna bayılıyorum. Sen bir aşk adamısın ve böyle devam et. Bir adam tam olarak böyle olmalı. O takımıyla böyle gözükmeli. Ben sana bayılıyorum ve eminim herkes sana bayılıyor. O yüzden de hayatının sonuna kadar benden kurtulamayacaksın. Şimdi yargıyı konuştuk. Biraz böyle yine en sevilen dizilerden Camdaki Kız'a geçiyorum. Nalan biliyorsunuz o korsesinden kurtulduğu için ben çok mutluyum. Yani o korseyi giyince böyle benim panik atağım tutuyordu. Amanın yani. Ama şimdi hayatı güzelleşmeye başladı. Böyle kendi şeylerinden kurtuldu aslında o. Ne derler ona? Böyle gardlarından. Şimdi tertemiz, doktoru güzelliği ortaya çıktı. Kadın mutlu olunca daha güzel gözükür. Bunu asla unutmayın bu arada. Cadıdan size bir tavsiye. Diğer videomda da bahsetmiştim zaten. Adliyeye giderken bembeyaz kabanı çizmeleri vardı. Doktoru ya, mükemmelsin. İnanılmaz. Nalan böyle devam et. Umarım kıyafetlerin gibi aşk hayatında güzelleşir. Bu arada Sedat'a geleceğim. Sedat uzun boylu, ne giyse yakışan bir adam. Şimdi erkekler kadınlara göre kıyafet konusunda biraz daha şanslılar aslında. Özellikle uzun boyluysanız her şey yakışıyor. Giydiği takımlar, giydiği ceketler çok güzel. Adam yakışıklı ayol. Ona güzel olmayacak, bana mı olacak? Seni sevmiyorum ama yakışıklı olduğun gerçeğinde es geçmeyeceğim Sedat'cığım. Böyle devam et. Şimdi neye geldim? Hepimizin en sevdiği dizilerden biri Üç Kız Kardeş'e geldim. Şimdi Üç Kız Kardeş deyince üçünü de böyle alıp karşıma yorumlamayacağım, korkmayın. Benim favori karakterlerimi yorumlayacağım. Yani kimi? Türkan'ı, Somer'i ve Mine'yi. Şimdi Üç Kız Kardeş'in 42. bölümünde Somer'in giydiği bordo rengi takıma tekrardan ve tekrardan baktığımda demek istiyorum ki olay. Zaten kumralsın, zaten yakışıklısın Somer'cim. Bir de giymişsin bordo takımını. Benim içimin yağları eridi. Yani Türkan'ın sana dayanması bilmiyorum çok zor olacak. Şimdi konuşuyoruz. Tamam yine seni sevmiyorum, için kötü falan ama yani gözümü açıyorsun giydiğin kombinlerle. Zaten saçının rengiyle giydiğin bütün kıyafetler uyumlu oluyor. Özellikle giydiğin o yeşil ceket. Tatlı mı tatlı böyle ponçik bir şey oldun. Yani kötüsün ama. Ama ponçiksin de bilmiyorum, bu konuda çok bir şey diyemeyeceğim. Üç Kız Kardeş dönem dizisi. Ve dönem dizisi olduğu için de kıyafetler, kombinler, stylişler ona göre yapılıyor. Ona göre yorumlanıyor ve ona göre tasarlanıyor. Hani Türkan'ın giydiği dönemle özgü kıyafetlerin oturuşu vücudunda hoş. Özellikle bu krem rengi bir tane trenç kotu vardı. Böyle mini mini minnak, tam bir Türkan ya. Böyle Türkan ismi duyduğumda o beliriyor benim kafamda. Ben seni de beğeniyorum. Vallahi önemli olan giydiğimiz kıyafetler değil, içindeki insanlar demişler. O yüzden ben buradan yorumlarımı yapıyorum. Daha eleştirel yorumlar da yapacağım. Sakın ama sakın böyle kurtulduğunuzu sanmayın. Konuştum da konuştum. Konu en sevdiğim konu olunca ben susmak bilmiyorum biliyorsunuz ki. Bugün herkesi böyle bir elden geçirdik. Ne giymiş, ne yapmış, ne bakmış. Bir moda ikonu olarak karşınıza geçtim. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Beni Kanal D'nin sosyal medya hesaplarından Kanal D Cadıları hashtag ile yorum yapıp beğenmeyi ve takip etmeyi asla unutmuyorsunuz. Biliyorsunuz hepinizi takip ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Bay bay.